diyeceğim. Şimdi ben şunları çok özendim, tamam mı? Küçükken de zaten Criminal Case falan oynamayı çok fazla seviyordum. Neyse, sipariş ettim. Geldi. Bu arada aşırı derecede eğlenceliydi. Bütün oyunlarda böyle mi bilmiyorum. Yani içlerinden bir şeylerin parmak izi falan çıktığını biliyorum da. Bunda böyle QR'ları falan okutuyorduk. Ondan sonra olay yeri videolarını, işte güvenlik kamerası videoları, karakol konuşmaları, telefon konuşmalarını falan filan görüyorduk orada. Neyse, sonuç olarak kimin neden öldürdüğünü öğrendik. Ve ben ağladım. Çünkü gerçekten, yani tam ağlamadım ama böyle gerçekten gözüm doldu. Çünkü o kadar haksız bir ölüm ki. Çok üzüldüm ya, gerçekten çok üzüldüm. Çok haksız bir ölüm. İnsanları falan da darladım. Yaş geçince böyle oluyor demek ki. Şey falanım böyle, vallahi kendinize dikkat edin. Aa, görüyorsunuz işte ne diye öldürmüş adamı falan. Neyse, ben bu oyunu çok çok fazla beğendim. Aşağıya bırakırım. Gameblance'dan almıştım. Bir de bunun yanında yemek oyunu geldi. Şimdi yemek oyunu aşırı derecede eğlenceli. Dün oynadığımız için şu anda bulamıyorum nerede olduğunu. Yemek oyununda da şimdi mesela un var, yumurta var, süt var falan, tamam mı işte. Sende un var mesela. Bende de yumurta varsa diyorum ki işte makarna yapacağım diyorum mesela. Senin önünden alıyorum. Başkası işte sütü katıp başka bir şey yapmak için benim önümden alabiliyor. Ama bunu arkadaşlarım benimle oynamak istemiyorlar. Çünkü ya bana göre bir kıtlık anında gerçekten her şeyi yapabilmemiz gerektiği için her şeyin içine katılabilirmiş gibi geliyor. Mesela havuç, süt, havuç çorbası. Ya bu çok sıradan bir örnek oldu ama mesela mantarla elma yapılabilir. O elmayı kızartıp suyunu çıkarıp böyle vıcık vıcık oluyor. O hale getirir, mantarı da katarsın içine, olur. O yüzden o oyunu bir tek ben çok sevdim. Çünkü arkadaşlarıma nefret ettirdim. Neyse, sizin de aklınızda bulunsun. Eğer olur da alırsanız yemek oyununu alın lütfen. Bu arada bunda Braille alfabesiyle olan bir tutanak vardı. O çok zordu gerçekten. Vallahi çok üzüldüm rahmetliye. Hiç bilemezsiniz başımıza neler gelecek.